بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين اللهم ارزقنا في الدنيا حبك وحب ما يقربنا إليك والاستقامة كما أمرت وفي الآخرة رحمتك ورؤيتك آمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين والحمد لله رب العالمين Evet, 10. sözden sohbetimize devam edelim inşallah. Üçüncü işaret. Ben de çok merak ediyorum üçüncü işareti. Şimdi birinci, bir hasirle ilgili konu okuyoruz. İki, hasirle ilgili konunun onuncu sözün mukaddemesini okuduk. Mukaddemede hakikaten haşri anlayabilmek için haşrin yani öldükten sonra dirilmenin gerçekleşeceğini, gerçekleşebileceğini ve gerçekleşeceğini anlayabilmek için bir mukaddemeye ihtiyaç var. Olmalı ki mukaddeme yazıldı. Bu mukaddemede birinci işarette kainatın nasıl bir sahibi olduğunu anlattı. İkinci işarette peygamberlerin zorunlu olduğunu, daha doğrusu vahyin zorunlu olduğunu anlattı. Yani böyle bir kainatın, böyle bir sahibi olsun da bu kainatın sahibi bir elçi vasıtasıyla zişuur insanlara bu kainatı niçin yaptığını ve bize bizden ne beklediğini, maksadını yani kendisini bize tanıttırmak suretiyle kainatın yaratılış maksadını anlatmaması mümkün değil. Böyle bir kainat yaratıcısı olmaz dedi. Uluhiyet risaleti iktiza eder. Uluhiyet risaletsiz olamaz cümlesiyle o cümleyle ana mesajı verdi ve o cümlenin açılımını yaptı ikinci işarette. Şimdi üçüncü işaretteyiz. Üçüncü işarette şöyle başlıyor, beraber inşallah okuyalım. Onuncu sözün üçüncü işareti. Hatıra gelmesin ki bu küçücük insanın ne ehemmiyeti var ki bu azim dünya onun muhasebe-i amali için kapansın, başka bir daire açılsın. Yani şöyle düşünmeyin. Ya biz insanlar kim? Kainata bak, biz neyiz ki? Bırakın bizi, dünya bile kainatın içinde, dünyanın ne bileyim 1000 metrekarelik bir alana kainatın resmini çizecek olursak, haritasını çizecek olursak ki çizemeyiz, henüz kainatın sonuna gelmedik. Gelmek de mümkün değil. Kainatın yapısı ona hiç müsait değil. Çünkü dairevi olduğu için bir yerden ne kadar uzakta gidersen git sonu gelmez. Yine döner gelir kendi bulunduğu yerine gelirsin. Yalnız bu teorik bir şey. Yani bir sonu yok ki işte tamam kainatın son kapısına veya tavanına geldik, tavanın ötesi yok değil. Onun için çok iyi dikkat etmek lazım. 7 kat semavat, 7 semavatin tıbaka ayetlerini ayetini okuduğumuz zaman 7 kat sema deyince 7 katlar, ondan sonra sema bitti, artık tavana geldik veya çatıya geldik tarzındaki bir anlayışa imkan verecek şekilde bu ayetlerin anlaşılması mümkün değildir. Onlara da dikkat etmemiz lazım. Bu ayetler hangi şartlarda anlayacağımızı. Onun için de biz
kainatın bir haritasını çizebilseydik eğer, 1000 metrekarelik bir alana, yani bir nedir, bir dönüm alan, bir dekar, bir dekara herhalde öyle diyorlar, alana haritasını çizseydik, dünya onun içerisinde nokta bile olmazdı, yer olmazdı yani ona. Bırakın dünyanın olmaması, ya insan ne? Şimdi eğer insanı bir cismaniyet itibariyle insan diye tarif ederse, ki genellikle bu hataya düşüyoruz. Yani benim cirmim ne ki, neyim ki diyoruz. Evet doğru, cismaniyetim itibariyle öyleyim. Yani bu insan için, bu insanın sen ne yaptın gel bakayım demek için şu koca kainat yıkılacak. Yani bu sistem, bu tür yaratılış bırakılacak, bir başka tür yaratılışa geçilecek. Yani yaratıcının yaratması sonsuz. Anlaşılıyor, kainat onun şahidi zaten. Sonsuz olduğunun şahidi. Fakat onun yaratması sonsuz olmakla birlikte biz, yani sonsuz yaratma gücüne sahip olan şu kainatın yaratıcısı, şu koca kainatı sırf insan için yıkacak demek, bu tür yaratılış şeklini bırakacak. Yani bu alemde de milyon çeşit yaratılış var. Yani taşlar yaratılmış, yıldızlar yaratılmış, hava yaratılmış, su yaratılmış, toprak yaratılmış, canlı bitkiler yaratılmış, milyon çeşit bitki yaratılmış, hayvanlar yaratılmış, milyon çeşit hayvan yaratılmış, her hayvanın milyar milyar çeşit hücreleri var, dokuları var vesaire vesaire. Böyle bu korkunç şekilde, korkunç demek belki güzel bir ifade değil ama muazzam şu yaratılışı sırf bir insanın hesabını görmek için bu yaratılış türü değiştirilecek, tamamen yine insanların insaniyetine, ruhuna, onu insan yapan özelliğine layık yepyeni bir dünya yaratılacak. Yepyeni bir yaratılış gerçekleşecek. Kıyametin kopması, şu dünyanın tahribi, yaratılış şeklinin değişmesi anlamındadır. Anlamında diye anlıyorum ben. Siz de ne anlıyorsanız, yaratılış türü değişecek. Artık insan ruhunun bu ceset vasıtasıyla ilişki kurabildiği şu yaratılış türü değişecek. Başka bir ceset vasıtasıyla ilişki kurabildiği bir yaratılış türü gerçekleşeceğini söylüyor bu kainatı yaratan bize. İnsanın aklına geliyor, yani sırf benim hesabımı görmek için şu koca kainattan, şu muazzam sisteminin değiştirilmesine ne gerek var ki? Buna bu biraz yani ilgisiz gibi geliyor, değmez gibi geliyor bir insanın şu kainatın tümünün yaratılış biçiminin değiştirilmesine. Değmez gibi görünüyor. Ama sen böyle düşünme diyor paragraf. Çünkü bu küçücük insan camiyeti fıtrat itibarıyla şu mevcudat içinde bir ustabaşı ve bir dellal-i saltanat-ı ilahiye ve bir ubudiyet-i külliyeye mazhar olduğundan büyük ehemmiyeti vardır. Neden? Şu kainatı bir insanın hesabını görmek için, kainattaki yeri bile olmayacak kadar küçük bir insanın, yani cismen değersiz gibi görünen insanın kainat kadar bu muazzam yaratılışı, şu kainat çapındaki yaratılışı değiştirip o insanın hesabını görmek üzere bu yaratılış türü değiştirilecek, buna değer mi? Benim yani bu biraz mantıken olmayacak iş gibi görünmesine bakmayın. Çünkü insan cismen çok küçük olsa bile fıtratının kapsamlılığı itibariyle şu mevcudat içinde bir ustabaşı, bir dellal-i saltanat-ı ilahiye, yani kainatın içinde bir dellal-i saltanat-ı ilahiye, ilahi bir saltanatın dellallığını yapabilecek,
ve bir ubudiyeti külliyeye mazhar olduğundan, külli ubudiyet yapabilecek özelliğe sahip olduğundan büyük ehemmiyeti vardır. Yani hepimizin alışkın olduğu, duyduğu işte bir insan bir kainata bedel. Bu İslam toplumunda çok yaygın bir anlayıştır. Neden bir insan kainata bedel? İnsan çok kıymetli. Neden? Çünkü insanın iki yönü var. Bir yönüyle şu kainatın sahibinin, sultanının, yaratıcısının, halikinin ilahi yani yaratık cinsinden olmayan ilahi saltanatının dellallığını yapabilecek. Yani onları bu kainatta tecelli eden ilahi özelliklerin ilanatını yapabilecek. Ve aynı zamanda bir başka yönüyle de külli ubudiyet yapabilecek. Yani ne demek? Külli kulluk. Külli kulluk ne demek? Tüm kainatı kapsayacak kapasitede bir kulluk yapabilecek özelliğe sahibiz. Tüm kainatı kapsayabilecek bir ubudiyet, kulluk yapmaya kabiliyetimiz var. Bu da ne demek? Tekrar soruyorum. Kainatı kapsayacak ubudiyet yapmaya kapasitemizin olması ne demek? Biraz da sizler de düşünün, beraberce düşünelim. Onun için yavaşlıyorum. Kainatı kapsayacak ubudiyeti yapmaya kabiliyetimiz var. Onun için her bir insan kainat kadar kıymetlidir. Bu insanın, bu kainat kadar kıymetli olan insanın hesabını görmek için tamam artık bu yaratılış türü kapandı, şimdi gel arkadaş muhakeme olacaksın. Neyi ne yaptın? Bu kapasiteni ne kadar kullandın? Bunun bir ölçüsü, bunun bir tartısına gireceğiz. Yani artık ne yaptıysan ona göre diplomanı alacaksın. Evet. Zehra Nur yine de izafi bir ehemmiyet değil mi diye soruyor. Devam ediyor. Yani kainat insan merkezli değil, yaratıcı merkezli düşünmeye zıt değil mi demek istiyor. Hayır. Hayır diyeceğim çünkü siz yanlış söylediğinizden değil, konumuzun hedeflendiği, fokuslandığı merkeze göre hayır. Şimdi kainatı insan merkezli diye eskiden kozmolojide, ona da ayrıca girelim, ayrıca girelim, kesici kardeşimizin sorduğu soruya ayrıca girelim, onu okumuyorum çünkü önce Zehra Nur 47 rumuzuyla gelen kardeşimizin değindiği noktayı beraber tartalım. Beraber bir değerlendirelim. Kainatı kozmolojide ama Batı dünyasındaki gelişen kozmolojide, İslam dünyasındaki gelişen kozmoloji öyle değildi. Onu herkes biliyor. Yani o konunun uzmanları biliyorlar. İlgili arkadaşlar o konuda iktidar sahiplerinin yazdığı kitapları okurlarsa anlarlar. İslam dünyasında öyle bir şey yoktu. Kainatın merkezinde dünya var deniyordu. Dünyanın ehemmiyeti de insan vardı, ondan deniyordu. Halbuki fiziki anlamda kainatın merkezi diye bir yerin olmadığını anlaşıldı. Biz kozmolojik olarak bakmıyoruz. Onun için kainatı insan merkezli düşünmeyeceğiz. Yanlış düşünülüyordu. Kainatın merkezinde dünya yok ki. Dünya güneş sisteminin kenarında bir gezegendir. Anlaşıldı bu artık. İslam dünyası zaten bunu biliyordu da Batı dünyasında eskiden işte dünya merkezli bir kainat tasavvuru yapılırken, insan merkezli bir tasavvuru yapılırken bunun yanlış olduğu, fiziki anlamda yanlış olduğu ortaya çıktığının etkisi altında kalmayalım diye düşünüyorum. Çünkü biz kainatın fiziki, kozmolojik anlamında insan merkezinde demiyoruz. Kainatın yaratılış maksadının merkezinde insanın kabiliyeti yatıyor.
İnsan öyle yaratılmış ki kainat o insan kabiliyetlerine cevap verecek, mukabil gelecek şekilde yaratılmış. Onun için kainatın manası insana odaklanmış. İnsan sanki insan prizmasına çarparak o mana renkleniyor. Her insan bir anlam katıyor ona, bir anlam veriyor ona. Onun için sanki güneşten gelen ışık bir prizmaya çarpıyor, oradan renkler çıkartıyor ya, onun gibi kainatın yaratılış maksadı, anlamı, manası insanın kabiliyetlerine çarpıyor. Ondan sonra anlamlaşıyor. Anlam, yani şuurlu insan şuuruyla kainattaki yansıyan özelliklerin, yaratıcıya ait olan özelliklerin ne anlama geldiğini algılayabilecek kapasitede. Onun için kainat olabilir. Zehra Nur kardeşimiz, kilisenin söylemi de bu yöndeydi. Bu soru o yüzden sordum. Kainat insan için yaratılmıştır. İstese kilise de böyle desin. Eğer kilise diyorsa ki kainat insan için yaratıldı, doğru söyledi. Yani kilise demek mutlaka her söyledi yanlış demek değil. Eğer bu anlamda kastediyorsak o da doğru söyledi o zaman. Kainat insan için yaratıldı. Kainat melekler için de yaratılmadı. Onu da kendi kültür haznemizin içerisinde değerlendirerek konuşalım. Melek kainata tecelli eden sultanın ilahi özelliklerinden bir tanesine mukabil gelir, onun şuurunda olur. Kendisine sanki kodlanmış olan o ismin tecellisini tanır ve ona onun tesbihatını yapar. İnsan ise bütün esmanın tecellisini algılayabilir ve bütün esma-i ilahinin, yani kainatın yaratıcısının ilahi sıfatlarının özelliklerinin hepsinin tesbihatını yapabilir, onlara mukabil gelebilir. Okey. Anlaşıldı. Peki ondan sonra yaratıcı merkezde düşünmeye zıt değil mi yönüne gelelim. Yani siz sorunuzdan vazgeçseniz bile anladım, Allah razı olsun diyorsunuz da önemli değil. Bizim anlamamız önemli. Yani kişiler önemli değil. Siz bunun anlaşılmasına vesile oldunuz. Allah razı olsun. Yaratıcı merkezli kainatı düşündüğümüz zaman, yaratıcı merkezli düşünüyoruz da daha iyi yapıyoruz zannetmeyelim. Eğer insan prizmasından geçtikten sonra yaratıcıya ulaşılıyorsa doğrudur. Ya insan için doğrudur. Ama ben daha bana gelen mesajı benim insan kabiliyetleri prizmasında anlamlandırıp bu kainatın bir halikı var. O halik mutlak özelliklere sahip. O mutlak özellikleri işte halik olmasıdır, kadir olmasıdır, alim olmasıdır, rahim olmasıdır, musavvir olmasıdır, müdebbir olmasıdır gibi yorumlayarak kainatı yaratıcısını tanıtan vesile derse insan, o zaman kainat Allah'a şahitlik yapmak üzere var deriz. Ama bunu insanın algılaması lazım. Onun için yine hala yaratıcı merkezli kainat düşünmek diye bir şeyden bahsedilemez. İnsanın yaratıcısını tanımasına vesile olacak bir şekilde kainat algılamasına gitmek doğrudur. Evet, yani yaratıcı merkezli düşünmeye zıt değil mi cümlesinde yaratıcı merkezli düşünmek için yaratıcıyı tanıyan insan lazım denir. Peki, herhalde bu soruyu ikna olduk olmadık, başka bir şey söyleyecek arkadaş varsa memnuniyetle dinleriz ama bu sorunun cevabıyla muhatap olduk diyelim. İkincisine geçelim, bir arkadaşımızla okuyalım hep beraber, kesici rumuzuyla gelen arkadaşımız. Ustabaşı olması ne anlama geliyor demek? Burada ustabaşı bir terkip, bir terim olarak kullanılıyor ki sanki kainatta tecelli eden esma-i ilahiyeyi algılamada onların tecellisini
şu veya bu şekilde istiyorum demede, yani ona şöyle bir örnek verelim, ben ağacın şurada yaratılmasını istiyorum demede, kendisine hür irade, seçme yetkisi verilmiş olan mahluktur. Tek mahluktur demeyelim. Ses gelmiyor şu anda Filezir Tekin kardeşimize, sen bir gir çık, çıkın yeniden girin diye yazdınız, tamam. Evet, tamam. İşte ustabaşı sanki bir şeyler yapıyoruz. İnsan diğer mahlukatın tesbihatını temsil edebilecek, bunu o kapasitede olduğu için, bunu başka yerde kullandığı ifadelerin doğrultusunda kullanıyor. Ameleler diyor. Kainatta çalışan ameleler var diyor. Ama bu ameleler demek yaratıcının özelliklerinin yansımasında vesile olarak kullanılan, görevlendirilen memurlar demek. O memurlar içerisinde Esma-i İlahi'nin, yaratıcının özelliklerinin yansımasında görevlendirilmiş memurlar kainatın tümüdür. Fakat bunların içerisinde insan bu memurların, bu amelelerin en kapasiteli olanıdır. Yani dağlar da, yıldızlar da, bulutlar da, yağmurlar da, denizler de, ormanlar da yaratıcının özelliklerini yansıtırlar. Fakat insan yaratıcının özelliklerini yansıtma konusundaki memuriyetinde, görevliliğinde, ona amelelik denir ama ameleli yanlış anlaşılıyor. Türkçe'de onu kullanmak istemiyorum. Risale'deki geçen bir tabir olarak bahsettim bunu. Yanlış anlaşıldığı için, yanlış olduğundan değil, insanlar amele deyince bir iş yapan anlamında kullanılıyor, anlıyor. Memur görevli olma bakımından insan, diğer bütün mahlukatın en çok kapasitesine sahip olandır. Onun için memurların baş memurudur diyebiliriz. Ne bakımdan, burada ustabaşı yerine baş memur kelimesini kullansak şimdi anlaşılır. Neden? Baş memur, yani yaratıcının özelliklerinin yansımasında, görünmesinde görevli olan en kapasiteli yaratık demektir. Yaratık demektir. Bu anlamda İnsan çok önemlidir. Çünkü bütün yaratıkların yaratılış maksadı yaratıcının özelliklerini zişurlara tanıtmaktı. İşte insan hem zişur olarak tanıma özelliğine sahip, hem de zişur bir yaratık olarak yaratıcının tüm özelliklerinin tanınmasında sanki yaratılmış haliyle görev yapma özelliğine sahip. Bir insana baktığınızda seni kim yarattı acaba diye bir çalışma yapsanız, insanın cismaniyeti en basit olmak üzere cismaniyetinden başlayıp da insani özelliklerinin tümünü eğer ince, bütün ince noktalarına kadar inceleyerek, araştırarak çalışırsanız, yaratıcının bütün esmasının tecelli ettiğini görürsünüz. Hem en kemal noktasında, en özet şekilde tecelli ettiğini görürsünüz. İnsanın Allah'ın ruhundan kendisine ruh üflediği bir mahluk olduğunu ne anlama geldiği burada anlaşılıyor. Rabbimizin tüm özelliklerine yansıma yapacak şekilde, kabiliyette bir ayna gibi yaratılmış mahluk, memur, görevli formunda yaratılmış. Bu anlamda da buradaki kullanımında ustabaşı, ameleler diye kullanılan kelimenin, herkes amele ama ustabaşı insan. Herkes memur ama insan baş memur diyelim. Herkes görevli fakat o bütün görevlilerin müdürü diyelim. Yani o da görevli. Yani müdür bir müessesenin müdürü olsa, işçiler de
para maaş alırlar, memurlar da maaş alırlar, müdür o da maaş alır. O da görev yapar. Ama o bütün yapılan görevin hepsinden sorumlu bir görev yapma özelliğine sahiptir. Bu anlamda ki bu anlamı taşıyan cümlecik ifade burada insanın ubudiyeti külliyeye mazhar olması olarak anlatılıyor. Yani müdür bütün memurların yaptığı işlerin hepsini takip eder ve hepsini alır bir sonuç halinde efendim bu müessesenin ürettiği ürün budur der. Müdür söyler onu. Kainatın yaptığı tesbihatın tümünü insan kabiliyeti itibariyle alır ve hepsini ya Rab bütün kainattaki zerrat senin halikiyetinin mutlak olduğunu ilan ediyorlar der. La halika illa hu der. Yaratıcıya ben senin yarattığın bu mahlukattan bu sonucu çıkarttım diye o tesbihat denir ona. La halika illa hu, başka hiç yaratıcı yok. Bütün yaratıklar senden geliyor. Sen mutlak yaratıcısın. ifadesini yaratıcıya yönlendirerek kulluk görevini yapar. Zaten insanın yapmakla görevli olduğu vazifesi de budur. Yoksa kainata yeni bir şey ekleyecek değil. Kainatın yapmış olduğu, fiile yapmış olduğu tesbihatı şuuruyla anlayıp yaratıcıya lisanıyla Allahu Ekber, Subhanallah, La Halika illahu, La musavvire illahu, kainattaki tasviri görüyor. Ya La munazzama illahu, bu kainattaki düzeni, bütün ahengi kuran yalnız sensin. Bu ahenkte hiç başka yaratıkların hiçbirisinin rolü yoktur diyecek özelliğe sahip. Evet, üçüncü işarette, birinci işarette kainatın şahitliği, ikinci işarette rasullerin, elçilerin şahitliği, şimdi de insanın şahitliği, üçüncü işarette. Bunları gördükten sonra biz bu bağlamda haşrı anlayacağız. Yine unutmayalım, ana konumuz haşır hakkındaydı ve haşrı de, yani haşrı anlatan bu 10. söz isimli bölümün de maksadı, yani yazılmasının nedeni Bismillahirrahmanirrahim. Fanzur ila athar rahmetillahi keyfe yuhyil arda ba'de mevtiha inne zâlike lem yuhyil mevta ve hu ala külli şeyin kadir ayetinin, sadakallahul azim, ayetinin tefsiriydi. Ya bu ayetin tefsiri bağlamında şimdi insanı tanımamız gerekiyor. Herhalde insanı anlatıyor. İnsanın önemi, ki bu öyle insan nedir? Ne kadar önemlidir ki kainat onun için yıkılacak ve yeni bir mahkeme kurulacak ve insan gel bakayım sana verilen görevin ne kadarını yaptın? Şimdi hani okullar kapandı, diploma merasimine çağrılıyor. Eğitim bitti. Okullar kapandı, tatile girildi. Şimdi mezun olanlara diplomaları verilecek. Şimdi kıyametin kopması, okulların kapanması demek, hesaba çekilmek demek de artık herkesin ne gibi diploma aldığının resmi töreni yapılıyor demek. Haşir resmi tören yapıldığı yerdir. Orada artık herkes o zamana kadar yapmış olduğu çalışmaların hepsinin sonucu, fezlekesi, özeti neyse onun kendisine takdim edildiği, verildiği en ince hesapların yapılarak senin diploman şudur, diploma derecen şudur diye bildirildiği gündür. Çok heyecanlı geçer. Dünyadaki diploma merasimleri de çok heyecanlı geçer. Ama bu 3 günlük, 5 günlük bir eğitim sürecinin diploması değil, hayatın diploması verilecek. Şu dünya hayatının diploması verilecek. Gel bakalım, sen şimdiye kadarki girdiğin imtihanlarda, sınavlarda, ödevlerinin sonuçlarında şu kadar bu ubudiyet eğitiminde, diyelim ubudiyet alanında, efendim inşaat mühendisliği alanında, tıp alanında, sosyoloji alanında insanlar diploma alıyorlar ya, bizim de kulluk
vazifemizi yapma eğitimi gördüğümüz şu dünyada kulluk fakültesinde ne kadar eğitim aldın, hangi düzeyde başarılı oldun, hangi düzeyde de tabii eksiklerimizde başarısızlıklarımız onun belgelendiği bir diploma merasimine çağrılıyoruz haşir meydanına. Acaba bir kişi dese ki bu diplomaları verme o kadar önemli mi de okullar kapanıyor, medrese okul eğitimi bitiyor, tamam diyoruz ve merasim başlıyor. Okulların kapanmasına gerek var mı diye sorarsa zaten okul onun için vardı diyor buradaki anlatım. Diplomalar vermek için vardı, şimdi eğitim bitti, diplomalar verilecek, onun için okullar kapanıyor, tatile giriyor. Kapanıyor ama yeni bir hayat başlayacak. Diplomayı alan insan ben şu diplomanın sahibiyim diye hani hayata atıldık derler ya, evet, ahiret hayatına da o diplomamızla atılacağız. Burada eğer orta dereceli bir diplomayla mezun olduysak müracaat ediyoruz. İyi bir şirkete müracaat etsek orta dereceli diploman var senin, bizim şirketimizin kapasitesine uygun değilsin diye almıyorlar. Ama peki yani excellent, mükemmel, en yüksek dereceli %100 kapasiteyle inşallah, niye olmasın, inşallah olsun, kapasiteyle diplomamızı aldığımız zaman en kapasiteli şirkete ya da hayatın o kesiminde, hangi kesimindeysek oraya müracaat ediyoruz. Ben bu kapasitede yetişkin bir elemanım, bu işlerin hepsini yapmasını öğrendim, biliyorum. İşte huzur-u ilahide ya Rab sana yüz akıyla muhatap olmaya geldim, seni zaten bu kadar tanıyabildim deme hakkına sahip oluyoruz. O hak bize tanınıyor. Tabii affedilmeleri, yani işte raporlu olduğumuz günlerin tekrar imtihanına girmesi gibi, özür dilemek gibi, öğretmenin bir hani tekrar bir imkan vereyim, son imkan daha vereyim diye yapmış olduğu ekstra imtihanlar gibi, kurtarma imtihanları falan diyor ya, onların o gibi yönlerinin olduğunu da bilelim şu kainatta. Şimdiye kadar yapamadıysak özür dileme imkanları tanınıyor. Veremediğimiz ödevlerimizi bir gün, birkaç gün sonra vermek için hoca peki diyor, hadi yarın ver öyleyse diyor vesaire vesaire. Bu dünyanın bu hali de bize ahiretteki olacak hali anlatıyor. Yani özür dileyenler falan tabii, ama okul kapandıktan sonra değil. Okul kapandı, diploma merasiminin başladığı gün, herkesin diploması yazılmış zaten, hocaya gidiyor, ben ödevlerimi yapmadım, şu imtihana da girmedim, özür dilerim, bana yeniden imtihan yapar mısın, bir kurtarma imtihanı yapıver benim için dediği zaman, okullar kapandı yavrum diyor, onu okul açıkken söyleyecektin diyor. Biz de inşallah o duruma düşmeyiz ama bazı vakaların anlaşılmasına tefsir olur diye anlatıyorum bunu. İstiğfarımızı, özürümüzü, kazamızı, çalışmadığımız Kur'an'ı şimdi daha okullar kapanmadan çalışalım inşallah. Yani Kur'an'ını Allah bana neler konuşuyor diye bir soralım. Şimdiye kadar ben hiç dinlemedim Allah. Yani yaşım şuna gelmiş, hala Kur'an'da Allah bana ne söylüyor diye bir ciddi Kur'an talebesi olmamışım. Ne kadar feci bir durum. Şimdi bakın hayattayız, okullar kapanmadı, hemen gidelim hocaya, hocam ben ödevimi yapmadım, bana bir hafta müsaade et de yapayım diyelim artık canım diyorum. Çünkü Kur'an ile ilişkimiz çok kesildi, hani acınacak şekilde kesildi. Kur'an eğitimine girmiyoruz. Kur'an'ın yani Kur'an'ı okuyup anlayamıyorum ki demek mazeret değil. Kur'an insan dilinde yapılan bir konuşmadır. Arapça öğren kardeşim de demiyorum. Tefsirler var. Kur'an'la gelen mesajı sana aktaran öğretmenler var. Kurumlar var. Yani o kurumlar, kitaplar falan. Git onlardan öğren. Yani ben dil bilmiyorum diye oturup ağlamanın bir alemi yok ki. Dil bilip tercüme yapanlar var. Sana ondaki mesajı aktaranlar var, tefsirini yapanlar var. Bak ben şöyle şöyle düşündüm, okudum, şu ayetle şu ayeti birleştirdim, bu ayet bu ayeti şöyle açıklıyor, onlar benim ihtisas alanımda çalıştım, sana öğretmenlik yapayım,
tutorluk yapayım derler. Yani sana yardımcı olayım bu konuda. Gel, senin ihtiyacın var. Çünkü dil bilmiyorsun, dil biliyorsan bile detaylarına vakıf değilsin. Ben daha çok çalıştım. Olabilir. Bu üstünlük demek değil. Ama bilgim var, sana aktarayım. Sen o şimdi onu imana dönüştür. Biz de böyle vesilelere başvurmak için bu sohbetleri yapıyoruz ya. Kur'an anlamak için, baştaki okuduğum ayet-i kerimenin bize ne gibi mesaj verdiğini, onun detaylarında neler yattığını anlamak için okuyoruz. İnşallah siz de buradasınız, Allah razı olsun. Kur'an'ı çalışıyoruz, ta ki diplomamızın derecesini Rabbimize dua edelim. Ya Rabbi işte bu kadar yapabildim ama bir şey yaptıktan sonra, yani adam hiç ödev getirmeyip, hiç hocayı dinlemeyip, derse de girmeyip, ondan sonra tutup da hocam beni de sınıfı geçiriver, değerlerini geçirdiğin gibi dediği zaman, başkadır, öyle söyleyeyim. Dedi hocam, dün akşam oturdum, bu problemlerin hiçbirini çözemedim ama şu problemin çözümü için şöyle bir denemeler yaptım. Şunlara bir bakar mısın, doğru yolda deneme yapmış mıyım acaba dese, hoca ver bakayım der ya, ver bakayım. Ya biraz gayret etmişim be falan, aferin. Sen biraz daha gayret et der de o zaman affetmesi mümkün. Hiç ilgilenmedikten sonra affını beklemek, yani kimse hangi yüzde hangi hocaya gidip de ben hiç ödev yapmadım, hiç derse gelmedim, beni affet. Hem de okul kapandıktan sonra olmaz öyle şey. Olmaz öyle şey. Yani diploma merasiminden önce başımızın çaresine bakmamız lazım. İnşallah. Evet, insanın şu dünyaya gönderiliş maksadını çalışan üçüncü işarette, o da ahiret, insanı tanıdıktan sonra o da bize ebedi hayatın yaratılması gerektiğine dair bir dayanak noktası olacak. Kainatın sultanı varsa o sultan, yani bu kainatı bir maksat için yarattı. O maksadın gerçekleşmesi için ahiret, yani hesap günü, yani şu okul açıldıysa, talebeler gelip çıkıyor, imtihanlar falan yapılıyorsa bir diploma merasim günü olması lazım. Yoksa şu okulu açanın böyle bir şey maksadı yoksa niye böyle bir eğitim sistemi kurdu ki diyecek ve bunun yani olmaz böyle bir şey diyoruz bu dünyada. Öğretmenler gönderdi, öğretmenleri kimse dinledi dinlemediyse öğretmenler göndermenin maksadı var, karşısında serbest iradeye sahip insan var, o insanların serbest iradeleriyle neleri seçti neleri seçmediyse ona göre bir değerlendirilmesinin yapılması lazım. Bunun için şu kainatta elçilerin olduğunu bilmek çok önemli, ta ki o elçiler bize ahiretin varlık nedenidirler, yani haşır olacak, hesaba çekilecek, diplomalarımızın derecesine göre bir hayat yaşamaya başlayacağız. Öğrencilik bitecek. Öğrencilikten sonraki yaşanacak hayatın hazırlığı için bir geçiş alanı olarak kullanıyoruz. Geçiş dönemi olarak kullanıyoruz. Hep öğrenci kalacak değiliz ya, her neyse. Bu bir temsildir. Birisi ben hep öğrenci kalmak isterim falan diyebilir. Bu temsili yanlış anlamayacağız. Eksikleriyle beraber kabul edeceğiz. Her şeyi bütün mükemmeliyle anlatamaz temsiller. Şimdi bir de insan, eğer insan öğrenci bu dünyada, öyle bir öğrenci ki anlatılan tüm dersleri anlayabilecek kapasitede. Ve böyle tüm dersleri anlayabilecek kapasitede bir öğrenci okula gönderildi de ondan sonra bu öğrenci anladı mı anlamadı mı, yani o kapasitesini kullandı mı kullanmadı mı diye bir değerlendirme yapılmayacaksa yine ters bir durum. Yani mantıken kabul edilemeyen bir sonuç. Olmaz böyle şey, yapılması lazım diyoruz. İnsan aklı anlıyor. Bunların hepsi bize ahiretin, haşrin olması gerektiğini anlatan delillerdir. Ama iyi dikkat edelim. Çok güzel anlatıyor. Haşir var çünkü biz Müslümanız. Öldükten sonra dirilmeye inanırız diye anlatmıyor. O taklittir. Gerçekten kainata bakacaksın. Gerçekten elçilik nedir? Resullük, peygamberlik müessesesi nedir? Anlayacaksın. Ve gerçekten insan nedir? Yani sen ve ben neyiz? Yoksa biz buradayız, işte sürünüp gidiyoruz, yuvarlanıp gidiyoruz diye tarif ettiğim bir insan, insan değil. Öyle insanı insan yapan özellik o değildir. Evet. Şimdi ikinci paragrafa geçiyorum. İnsanı anlatan üçüncü işaret bölümünün üçüncü işaretin ikinci paragrafına. Hem hatıra gelmesin ki kısacık bir ömürde nasıl ebedi bir azaba müstahak olur. Zira
küfür cevabını veriyor. İsterseniz okuyup ondan sonra açıklama mı diyelim, artık üzerinde düşünme, yoğun düşünme ya başlayalım, o döneme geçelim, düşünme devresine geçelim. Yani kısacık bir ömürde nasıl ebedi bir azaba müstehak olur? Yani bunu deme, böyle aklına gelmesin, böyle aklına gelirse cevabımız da şu olur diyor. Zira küfür şu mektubat-ı samedaniye derecesinde ve kıymetinde olan kainatı manasız, gayesiz bir derekeye düşürdüğü için bütün kainata karşı bir tahkir olduğundan, bütün kainata karşı bir tahkir olduğu gibi bu mevcudatta cilveleri, nakışları görünen bütün esma-i kutsiyeyi, ilahiyeyi inkar ile red ve Cenab-ı Hakk'ın hakkaniyet ve sıdkını gösteren gayr-i mütenahi bütün delilleri tekzip olduğundan nihayetsiz cinayet ise nihayetsiz azabı icap eder, gerektirir. Bu konu tartışılıyor. İnsanlar bir türlü bunu kabul etmek istemiyoruz. İnsanlar onun için de bahanelerle, yani doğru olmayan diyeceğim, en azından acizane benim kanaatime göre hak olmayan sonuçlara ulaşıyorlar veya sözler sarf ediyorlar. Burası gerçekten ciddi bir yer. Kısacık ömürde ebedi azaba müstahak olmayı, yani insan nedir, ne yapıyor ki de ebediyen cehennemde kalacak? İnsana çok sıkıcı geliyor. Hele hele ben de öyle olabileceğim ihtimali çıkınca insan içinden isyan ediyor. Bu güzel bir şey. İsyan etmesi güzel bir şey. Neden? Çünkü isyan ederken cehennemi istemediğini söylüyor. Güzel işte, kullan bunu. Cehennemi istemiyorsun, azabı istemiyorsun. Yani diploma aldığın zaman diplomanda geçmez. Hiçbir işe yaramaz. Kaldın, sınıfta kaldın. Tamam artık, sınıfta kaldın, bitti. Okul kapandı, bitti. Bitti. Sınıfta kaldın. Bu durum, ya ne oldu, ben sınıfta kaldım, ama böyle olmak istemiyorsun değil mi? Ölmeden, yani okul kapanmadan, eğitim müessesesi kapanmadan başının çaresine bak. Geçmez diplomasını almamaya çalış. Sınıfta kaldı diye yazan diplomayı almamaya çalış. Çünkü sınıfta kaldı, bitti artık. Bu dünyada bu kadar yıl yaşadın, sonuç sıfır. Şu kadar yıl okulda kaydoldun, hiçbir derse gitmedin, ödev yapmadın falan. Öğrenciydim ben. Öğrenciden ama öğrenmedin ki hiçbir şey. Kaldın sınıfta. Demek ki sınıfta kalan diplomayı aldığınızda hayat boyu, mesela tıpta okudunuz ama mezun olan diploma alamadınız. Hayat boyu kendinize doktorum diyemiyorsunuz. Bir daha diyemiyorsunuz artık. Çünkü doktorluk yetkisi veren diplomayı alamadınız. Derecesi düşük olsa büyük, o ayrı konu. Derecesi yok. Yani hiçbir derece yok. Alamadınız. İşte o durumdan insan korkuyor ve isyan ediyor. Olmasın, olmasın, olmamalı diyor. Nasıl bir dünyada bir daha okula gitsem hiç öyle yapar mıyım falan deriz ya bazen. Evet, işte bu dünyadayken şimdi hemen, şimdiye kadarki öğrencilik sürecimi iyi bir öğrenci olarak geçirmedim, hiç olmasa bundan sonrasını iyi bir öğrenci olarak geçireyim kararını al ve ona göre hayatını yeniden düzenle. Öldükten sonra, okul kapandıktan sonra yeni bir eğitim kurumu yok artık. Oraya kalma. Onun için bekleme o günü. Ölümü bekleme. Ölmeden önce vazifeni yap. Evet, ama ertelersen ertelemenin çare olmadığını bil. Çünkü bu erteleme
nereye kadar ertelenecek bilemiyorsun. Çünkü okulun ne zaman kapanacağını da bilemiyorsun. Hemen şu gün, bugün, yarına bırakma. Kur'an çalışmaya karar ver. Allah ne diyor bakayım bir de. Kur'an'ı çalış inşallah. Her neyse. Peki insanın ömür boyu artık tamam sen doktor hiç olamadın, olamazsın, değilsin denmesini istemiyorsa o kadar okula kayıtlı olduğu dönem geçmiş, hiç derse de gitmemiş, hiçbir şey öğrenmemiş doktor olur mu? Yani öyle birisi doktor olsa o zaman okulları kapatmak lazım buna doktor derlerse. Yani kainatın yaratılış maksadına o eğitim kurumunun kurulmasının amacına tamamen ters bir şey olur. Mantık bunu kabul etmiyor zaten. İnsan hayır öyle olamaz diyor. Doğru. Biz de cehennemde azabın ebedi olduğunu hazmedemiyorsak, olmaması gerekir diyorsak bu duygu güzeldir. Neye böyle bir şeyin, böyle bir durumun, durum ile karşı karşıya kalmak istememekten kaynaklanıyor. Böyle bir durumla karşı karşıya kalmak istemiyorsak, o zaman mertçe şimdiden tarifini yapalım. Yani gerekli vazifemizi yapalım. Benim hayatım nedir? Ne yapmam lazım ama şimdiden? Zerre bir diye bir arkadaşımız katıldı. Canlı mı diyor, kaset mi diyor? Şimdi anladı. Kaset olsaydı anında cevap vermezdi herhalde. İnşallah Allah'ın izniyle canlı kara toprak kardeş oldu. Hoş geldiniz. Haşirden bahsediyoruz ama hiç haşirden bahsedilmiş gibi görünmeyebilir. Sabırla dinlenmesi gerekiyor bir müddet. Ondan sonra inşallah sizin de kanaatlerinizi almak isteriz, memnun oluruz. Evet, kısacık bir ömürde ebedi bir azaba nasıl müstehak oluruz? Bu soru insana çok ağır geldiğini, ebedi azabı kabul etmeme meyli gösterdiğimizi ifade ediyor. Bu güzel bir şeydir, tedbirini almamız için, inkar etmemiz için değil. Çünkü inkar edilemez, nedenini anlatacak. Nedeni söylüyor. Küfür, iyi dikkat edin. Şimdi bu odada bulunan arkadaşlar, siz dinleyin lütfen. Yeni geldiniz. Dinleyin lütfen. Bak dinleyin, beğenmezseniz sonra yine deyin ben beğenmedim deyin, bir daha gelmezsiniz. Zorla da getiremeyiz kimseyi ama dinleyin lütfen. İnşallah. Küfür dediğimiz nedir? Dikkat edin. Burada küfür şöyle tarif ediliyor. İyi dikkat edin. Müslüman olmayanlar, bizden olmayanlar demiyor. Şu dini bu dini kabul etmeyenler demiyor. Tamam efendim. Lütfen ekranla konuşmayın da konumuzu incelemeye devam edelim. Kızmıyorum hiç. Lütfen. Yani lütfen dinleyin o kadar. Çok basit bir şey söylüyorum. Hiç kızmak falan ne olsun ki? Kim kızar ki? Niye kızayım ben? Tanımıyorum etmiyorum. Kızmıyorum diyorum. Evet. Evet Allah razı olsun. Küfür için çok ilginç bir tarif getirdi. Hani biz kafirler bilmem ne diyoruz ya. İyi dikkat edin bakın. Küfür için çok ilginç bir tarif getirdi. Duruyorum siz de düşünün diye. Küfür için çok ilginç bir tarif getirdi. Neymiş küfür? Şu mektubat-ı samedaniye derecesinde ve kıymetinde olan kainatı, bakın kimmiş kafir? Hani bizden olmayanlar, Müslüman olmayanlar, bilmem neler değil, öyle bir tabir yok. Mektubat-ı samedaniye kıymetinde ve derecesinde olan kainatı, şu kainat, mektubat-ı samedaniyeyi çok basit diyeceğim, detayına inmeden her iş kelimesiyle, her harfiyle yaratıcısının mutlak özelliklere sahip olduğunu bağıra bağıra ilan eden şu kainat demek.
her şeyde. Al eline bir zerre, al bir zerre diye arkadaş girdi de o hatırlattı bana. Bir hücre al, bir hayvancık al, ne bileyim bir ağacın bir yaprağını al eline. Zerre zerre her şeye dikkat et. Her kelimesi kitap gibi. Her harfi, her kelimesi benim yazıcım, benim yaratıcım, beni var eden, bana vücut veren mutlak özelliklere sahip. Mutlak özelliklere sahip diye ilan eden şu kainatı, iyi dikkat edelim buraya. Arkadaşımızdan kıldığımızı falan yok, bahane etmeyin lütfen. Ekranım meşgul edip dikkatimizi dağıtmayın. Bir konuyu anlamak istiyorum. Tamam, teşekkür edelim. Yazmayalım başka. Bitti efendim. Teşekkür ederim. Başka bir şey yazmayalım. Biliyorum iyi niyetlisiniz. Devam edelim konuşmaya, dinlemeye. Fikrinizi sonunda, şimdi bir şey demiyorsunuz anlıyorum zaten. Fikrinizi sonunda ifade edersiniz, imkanınız olacak. Yalnız ekranı yazmayalım lütfen. Ekranla konuşmuyoruz. Ekranla konuşmuyoruz lütfen. Evet. Bakın küfür tarif ediliyor. İyi dikkat ediyoruz, başa dönmek zorunda kaldık. Küfür şu Mektubat-ı Samedaniye. Mektubat-ı Samedaniye üzerinde durduk. Mektubat-ı Samedaniye derecesinde ve kıymetinde olan kainat. Tekrar öyle bir mektup ki, öyle bir kitap ki, her bir kelimesi benim yaratıcım sonuna kadar mutlak özel, bütün özellikleriyle mutlak olandır, yaratık cinsinden olmayandır diye ilan ediyor. Hiçbir yaratıcı bir yaratık olan beni yapamaz diye ilan eden şu kainat kitabının kitabını manasız, gayesiz bir derekeye, adi bir şeye, yani atomlar yıldızı, pardon çok yanlış söyledim, kafamı dağılıyor. Atomlar yığını, kendi kendine oluşmuş eşya, kütleler yığını diye manasız bir şeylerden haber veriyor. Yani bize yaratıcısının özelliklerini yansıtan anlamlı bir fiildir, bir yaratılış halidir demiyor. Anlamsız, gayesiz bir derekeye düşürdüğü için küfür buymuş demek ki. Bütün kainata karşı bir tahkir olduğu gibi. Cevap vermeyin lütfen arkadaşlar. Isıran ısıran köpek ısırılmaz. Cevap vermeyin. Herkesin kendine göre bir dünyası var. Allah bilir nerelerden, ne gibi imtihan şartlarından geçti ki arkadaş saldırmak istiyor. Bizim öyle bir davamız yok inşallah. Cevap verip de hiç gerek yok, cevap vermeye gerek yok. Biz kendi halimizle o arkadaş, o gibi arkadaşların saldırılarına halimizle cevap vereceğiz. Lütfen alın, okuyun, beğenmezseniz okumayın. Biz başımızın çaresine bakıyoruz. Ne kadar ilginç bir küfür tarifi çıktı. Demek ki işte Kur'an'ı inkar edenler, dinimizi inkar edenler falan, böyle Allah'ı inkar edenler diye söylemiyor. Evet, sonuç itibariyle oraya gelir ama biz böyle kalıpların altında dini inkar etmek ne demek sorusunu sorduğumuzda canım yani Müslüman olmayan falan diye sıkışık, hiçbir dayanağı olmayan, tarafkirlikten kaynaklanan cevaplarla tarifler yapamayız. Buradaki tarif çok ilginç. Her kelimesi, her harfi anlamlı olan şu kainat kitabının, yani her bir yaratığı, her bir yaratığın her hali çok anlamlı manalar taşıyor olan şu kitabı manasız, anlamsız, maksatsız, kendi kendine oluşmuş kütleler yığını,
diye tarif edip o şekilde kainat ile ilişki kurmaktır küfür. Şimdi özür dilerim kardeşim. Lütfen yani evet. Özür dilerim. Meselemizi anlamadan konuşmanıza kusura bakmayın. Sahip değiliz. Evet. Odadaki arkadaşlarımızla konuşuyorum. Yasemin Muş'un katılması için de bekliyorum galiba. Evet. Devamlı çıkmak zorunda kadar kayıt yaptığı için. Evet. Ne anlamlı, bizim için ne kadar önemli bir tarif bu. Şimdi benim de çok dikkatimi çekti. Ne kadar anlamlı ve önemli bir tarif. Bir kısım insanı, bir coğrafyada yaşayan insanı, insanlar grubunu damgalamak üzere tarif değil. Bir coğrafyada yaşayan belli bir insanlar grubunu üste tutmak için yapılmış bir tarif değil. Her bir şahsın, her bir kişinin kendi başına ben acaba böyle yapıyor muyum diyebilmesine imkan veren bir tarif. Ve bu tarif bizim mahlukiyetimize, yaratıklığımıza çok muvafık bir tarif. Arkadaş, eğer biz bu dünyada yaratıldıysak, şu kainatın içerisinde imtihan oluyorsak, bu kainatı anlamlandırmamız, bu kainatın anlamını araştırmamız lazım. Bu kainat ne anlama geliyor demeden, ben Müslümanım, özel öyle demeyiz genellikle, biz Müslümanız, biz Kur'an'a inanıyoruz gibi iddialar anlamsızdır. Şu kainatı anlamsız görmektir küfür. Burada bu zat çok ilginç bir tarif yapıyor ve bize bir şeyler söylüyor. Bize bir şeyler söylüyor. Devam ediyorum. Neden böyle? Bakın, başka türlü adam Müslüman bir ülkede doğmadı. Başka bir ülkede doğdu. Annesi babası da ya din, başka bir dindendi ya da hiçbir dinden değildi. Genellikle diğer dinin insanlar o kadar salik de değiller. Yani dinlerine sabit bağlı da değiller. Çocuklarına da iyi bir eğitimde, dini eğitimde vermedi. Ebediyen cehennemde yanacak. İnsan diyor ki ya ama bu imkana sahip olmadı ki, bilmiyordu ki, olmaz böyle şey diyor. Evet, bizim tarifimizden dolayı olmaz böyle şey. Çünkü biz cehenneme gidecek olan kişiyi bizim memlekette doğup Müslüman bir annenin babanın elinden eğitim almadı da onun için diye tarif ediyoruz. O zaman evet, doğru söylüyorsun. Olmaz öyle şey. Ben de diyorum olmaz öyle şey. Bu insanın ebedi cehennemde kalması hak değil, doğru değil diyorum. Ama doğru, bu söylediklerimiz doğru. Ama peki neden ebedi cehennemde kalacak diye haber veren Kur'an ayetleri hak olsun ya? Evet hak. Çünkü küfrü benim tarif ettiğim gibi tarif etmiyor ki Kur'an. Allah'ın ayetlerini inkar eden diyor. Allah'ın ayetleri kainattaki her bir yaratıkla başlar. Ondan sonra peygamberler aracılığıyla gönderdiği kelamının, sözünün cümlecikleri anlamına da gelir. Doğru. Ama kainattaki her bir şey Allah'ın, yaratıcının ayetidir. O ayeti okumak yerine bunlar anlamsız, kendi kendine oluşmuş kütlelerdir derse bana çok komik geliyor. Bu tabii olaylar, kütle tabiri, taş, toprak tabiri, ağaç, odun tabiri, çok kaba hakaret kelimeleri geliyor. Bunlar kütle değil, bunlar taş toprak değil, bunlar şahit, bunlar ayet. Bunlar yaratıcılarının özelliklerinin mutlak olduğunu ilan eden dellallar, müsebbihler, eğer tesbih yapıyorlar, bize bir şeyler söylüyorlar. Biz bunların hepsini anlayabilecek kapasitedeyiz.
Eğer bunlara kulak vermezsek, buradaki tarif çok şiddetli. Ben Müslüman efendim, kainatla ilişkin ne? Allah'ın ayetleriyle ilişkin ne? Onları ne kadar anlamlı görüyorsun? Sonra da Allah'ın konuşmasıyla gönderdiği ayetlerle ilişkimiz ne kadar? Ona göre kendimizi Müslüman diyeceğiz. Eğer Müslüman diyorsak, Allah'ı tanıyoruz diyorsak, onun abdiyiz, biz ona kulluk ederiz, başkasına kulluk etmeyiz diyorsak, kainatı anlamsız, gayesiz gibi bir muameleye tabi tutmayacağız. Bu bana değişik geldi. Bugünkü dersin bu, sohbetin bu noktası beni, hey nerelerdesin, ne yapıyorsun, sen ne alemdesin, ben namaz kılıyorum, ben Müslümanım dedim diye ne yapıyorsun demeye sevk etti. Dikkat et. Tarif çok ilginç. Peki, o kainata gayesiz, manasız diye hakaret ettiği için bütün kainata karşı bir tahkir olduğu gibi dedi, bir başka yönü de var bu işin diyor. Bu mevcudatta, şu varlık aleminde cilveleri, nakışları görünen, yani işte kainat bir kitapsa, o kitapta anlamları, kitabı okuyorsun, kelimenin anlamı var. Onun gibi işte nakışları, cilveleri görünen bütün esma-i kutsiyeyi, ilahiyeyi inkar ile. Kainat anlamsızdır. Ve başlı başına oluşan kütlelerden, galaksilerden oluşmuş atom yığınıdır diyen bir insan, o kainat kitabıyla gönderilen manayı, ki o manalar yaratıcının isimlerinin, sıfatlarının ifadeleriydi, tecellileriydi, yansımalarıydı, şahitleriydi. İşte o şahitleri inkar ile red ve Cenab-ı Hakk'ın, dolayısıyla şu kainatın yaratıcısının hakkaniyetini ve sıdkını gösteren, gerçekten hak yaratıcı o olduğunu gösteren, gayr-ı mütenahi, sonsuz, kainattaki zerratın ve zerratın oluşturduğu mürekkebatın, yani moleküllerin, hücrelerin, nelerse bütün yaratıkların her tabakada, o çünkü kat kat yaratıyor. İnsan dediğimiz zaman bir insan yok ki, onun organları var, o organların hisleri var, organları var, organlarının ayrı ayrı doku özelliğine sahip olan hücreleri var, iç içe atomu var, atom altı dünyadaki parçacıklar var, onların hepsinin bir araya gelişinde her bir fiilde, her düzeyde Cenab-ı Hakk'ın, yaratıcının hak olduğunu gösteren sonsuz deliller var. İşte bu sonsuz gayr-ı mütenahi delillerini tekzip olduğundan küfür buymuş. Bunları yalanlamakmış. Küfür neymiş? Çok ilginç geldi bana. Kainat ile gelen mesajı red. O mesajı haret etmek ve dolayısıyla yaratıcıya, yaratıcının tüm özelliklerine şahitlik yapan bütün şahitlere siz de boşa konuşuyorsunuz, boş şeyler söylüyorsunuz demek. O görev yapan memurların hepsine hakaret etmek. Siz aptalsınız, kendi kendinize var olmuş bir şeysiniz, robotsunuz gibi. Yaratıcının özelliklerini ilan eden bir özelliğe sahipsiniz gibi düşünmüyor, algılamıyor ki. Evet. Bütün onları tekzip ediyor, yalanlıyor, hakaret ediyor. İşte ben yaratıcıya inanmıyorum diyen insanın yaptığı iş, kainatın bütün sonsuz zerratıyla gelen şahitlerin yaptığı şehadeti hakaret ederek reddedip onların hepsine karşı hakaret etme cinayetidir. Nihayetsiz bir cinayet ise nihayetsiz azabı icap eder. Evet. Yani şimdi ha diyoruz. Demek ki kafir ebedi cehennemde kalacak. Çünkü o
diyelim ki Afrika'nın ya da yani Kuzey Amerika'nın çoğu İslamiyet'i yalan yanlış kaynaklardan duyuyor da Güney Amerika'daki çok köylerdeki insanlar ne İslamiyet'ten haberi var, ne Kur'an'ı duymuş, ne peygamberi biliyor. İstanbul'un göbeğinde yaşayıp peygamberin ne olduğunu bilmeyen dolu insan olduğu gibi nedir peygamber? İşte Müslümanlar biz peygamberimiz var diyorlar deyip geçip gidiyoruz. Onun gibi oradaki insanlar hiç duymamışlar mı ne? Ki bu insan öldü ve ebediyen azaba çarpılacak. Neden? Şimdi biraz kendi kalıplarımızla konuşuyorum ve kült kalıplarla konuşmayı sevmediğim halde konuşuyorum ama odadaki arkadaşlar anlayacak tahmin ediyorum. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımadı da ondan. Olmadı. O zaman insan diyor ki nereden bilsin ki zavallı hiç duymamış ki zaten. Öbürü duydu diyelim. Duydu. Nereden duydu? Sahtekar bir hepsi diyemem de medya haber kaynağından duydu. Müslümanlar şurada şunu taşlamışlar, burada bunu öldürmüşler, isyan etmişler, işte bilmem ne yapmışlar diye duydu. Böyle onu bunu taşlayan, bağırıp çağıran, serseri yığını diye Müslümanları tanıtan bir haberi duydu. İşte İslamiyet'i duydu. O İslamiyet'i duymadı ki. Sahte bir şey duydu. Sahte olduğu için, hak değil, hak olduğu için, hak olmadığı için de o kişi haklı olarak İslamiyet'i reddetti. Ben dedi anarşistlerle, anarşistleri üreten bir dine tabi olmam dedi. Doğru, anarşistleri üreten bir dine tabi ben de olmam. Ama gerçekten İslam öyle mi? Bilmiyor ki. Demek ki böyle kategorikli diyeceğim. Eğer kategorikliği ne demek olduğunu anlıyorsanız yabancı Türkçe olmayan bir dilden kategorikli konuşacak olursak yani Müslüman toplumlarda olmayıp da veya Müslüman toplumda olup da kasti olarak ben Müslümanlara İslamiyet'e inanmıyorum diyenlerdi. Bakalım hangi Müslümanın ne yanlış hareketinden incindi. Biraz önce odamıza gelip de işte şuna buna hakaret eden arkadaşın bizim ne yaptığımızdan haberi olmadan hakaret ediyor. Niye? Duymuş başka birisinden bir şey. Öyle zannediyor. Ona tepki veriyor. Belki niyeti iyidir ama arkadaş da sabredip kalsaydı o tepki verdiği kişilerin bizden olmadığını anlayacaktı ama sabretmediği için mesulü kendisi o ayrı. Ama bunun dışında hiç bunlardan haber olmayan insanın ebediyen cehennemde ceza görecek oluşunu biz anlayamıyoruz, kabul edemiyoruz ve doğrudur. Kabul edememek doğrudur. Neden? Bizim tarifimiz yanlış da ondan. Peki cehennemde ebedi azap olmayacak mı? Olacak. Neden olacak? Nasıl bunu kabul edeceğim? Ya evet haktır, doğrudur. Çünkü küfür benim anladığım gibi değil. Buradaki anlattığı gibidir. Kainatta hayatı boyunca karşısına gelen her acıktığı zaman yediği yemek, her an aldığı nefes, her an gördüğü ışık, her gördüğü ağaçtır, topraktır, her şey, kuştur, kelebektir, böcektir, neyse çöptür, her şey. Her haliyle benim bir yaratıcım var. Ben bir maksada binaen yaratıldım. Ben o yaratıcıyı tanıtmak için sizin karşınızdayım. Aklını kullan, sana verilen aletleri kullan, bana iyi bak dediği halde hayır bakmayacağım. Sen bir taşsın, sen bir kütlesin. Sen kendi kendine oluşmuş atomlar yığılısın dedi. Bu adamın adı ne olursa olsun, isterse Müslüman bir toplumdan gelsin, isterse adı Muhammed olsun, ebediyen cehenneme gidecek. Çünkü sonsuz sayıda şahitlerin hepsine hakaret etti. O hakaret cinayetinden mahkum olacak. Küfrü böyle tarif edip, böyle din milliyetçiliğine imkan vermeyecek bir tanımla baktığımız zaman evet haktır diyoruz. Yoksa ebedi cehennemin hak olduğunu anlamak mümkün değil arkadaşlar. Gelin ben Allah'a inanıyorum, Kur'an'a inanıyorum. Kur'an'da öyle diyoruz, öyle dedi diye dedi diye kendimizi sadık bir mümin zannetmeyelim. O mukallit bir mümindir. İman taklidi kabul etmez. Evet. Bu üçüncü işaret. Böyle bir insan var, sonsuz denebilecek sayıda şu kainattaki şahitlerin bütün şahitliklerini tanıyabilecek kapasitede bir insan var. Ya onu tanıyacak ya da onu inkar edecek
özgürlüğe de sahip, bu özgürlüğünü nerede kullandıysa ona göre değerlendirilmesinin yapılması lazım. Yoksa bu alemin yaratılışı, insanın yaratılışı anlamsız olurdu. Bunun değerlendirilmesinin yapılması için de bir mahkeme-i kübra, yani bir değerlendirme müessesesi olması gerekir. Değerlendirmenin yapılması için de bir gün bu okulun kapanıp diploma merasimi yapılacak günün hazırlanması gerekir. Haşrin olması gerekir. Yoksa okul devam ederken sen sınıfta kaldın diye attığımızda olmadı. Belki ben yarın özür dileyecektim, ödevimi tekrar yapacaktım deyiverir öğrenci. Okul kapandı, dikkat edin, okulun kapanmasına bir ay var, üç ay var, iki, neyse bir hafta kaldı. Hadi bakalım ödevleri getirmeyenler son gün getirsinler. Getirmeyenin bitti, notunu vereceğim diye son gün tespit ediliyor. İşte ölüm odur. Ondan önce hiçbir tedbir almamış, hala boş ver, boş ver, boş ver diyen kimsenin artık diploma günü, ah ben de çalışsaydım da geçer not alsaydım da diploma verilseydi demesinin fayda vermeyeceği gün olarak tarif ediliyor Kur'an'da. Biz de biliyoruz ölümden sonra gelip de ben dünyadaki yaratıkların neye şahitlik yaptığını bir inceleyecektim, onlarla gelen mesajı okuyacaktım, ona olumlu cevap verecektim denmeyeceği gün var diye duyduk, biliyoruz işte ya. O gün gelmeden hazırlığımızı yapalım inşallah. İnsanın yaratılışındaki ana maksada baktığımızda o maksatta bize diyor ki hesap günü olmalı, haşir olmalı. Üçüncü işaret bize insanın kapasitesi açısından da baktığımızda haşrin, yani öldükten sonra dirilmenin, yani ölümün son, bitiş olmadığını, ölüm ile varlığın bitmediğini, yaratma türünün değiştiğini, yani okullar kapandı, şimdi başka, yani arkadaş mühendislik eğitimi yaptı, öğrenciydi, diplomasını aldı, şimdi mühendis olarak bir müessesede çalışıyor. Değişik bir hayat yaşıyor. Ama hayat yaşıyor yine. Ama öğrenci değil artık. İşte ahirette biz dünyadaki öğrencilik halimizin bitip hayata atıldığımız hali yaşadığımızı düşünelim. İşte orası ahirettir. Evet. Üçüncü işaret de bu anlamda çok güzeldi. En güzel tarafı insanın mahiyetine bakarak haşrın iktiza ettiğini anlatması. Bir güzel tarafı da ebedi cennetin ve ebedi cehennemin hak olduğunu tarif ederken küfrün ne olduğunu çok ilginç bir şekilde tarif etti. Hepimizin, benim çok dikkatimi çekti. İnşallah sizlerin de dikkatini çeker ve ona göre düşünürüz. Küfür bu demekmiş. Ha, öyleyse ben bu konunun neresindeyim? Ben bu konunun neresindeyim? Diye sormamız lazım. Evet. Peki sohbetimiz burada benim açımdan bitti, benim söyleyeceklerim bitti. Sizlerden mikrofon almak isteyenler varsa hemen buyursunlar, memnun olurum. Bir arkadaşımız ses gidip geliyor diyor, Allah razı olsun, ama zaten ben mikrofonu bırakmak üzereyim. Sizlerin yorumlarınızı, sorularınızı almak üzere ben mikrofonu bırakıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru da'vahum enelhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.